Abdülkadir Kuday'ı 2021 yılında ALES'e taşısı konuluyor. Tekirdağ hapishanesindeyken Tekirdağ Şehir Hastanesi Abdülkadir Kuday'ın vermiş olduğu sağlık raporunda Abdülkadir Kuday'ın hapishanede kalamayacağını, 6 ay infazının geriye bırakılması gerektiğine ilişkin bir rapor düzenliyor. Bunun üzerine Abdülkadir'in ATK'ya sevki yapılıyor. ATK düzenlediği raporda sağlık kurulu raporuna rağmen Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunun normal tip hapishanelerde kalamayacağını ama ancak rehabilitasyonda kalabileceğine dair rapor düzenliyor. Ve bunun üzerine ATK raporunun üzerine Abdülkadir Kuday'ın 2021 yılı sonunda Metis R tipi hapishanesine rehabilitasyona sevki yapılıyor. Burada Abdülkadir Kuday'a fizik tedavi vesaire uygulanıyor fakat Abdülkadir Kuday'ın hastalığı ölümcül bir kasvesinin hastalığı olduğundan ve tedavisi olmadığından iyiye gitme ihtimali olmadığından her gün durumu daha da ağırlaşıyor. Abdülkadir'in durumu ilk rehabilitasyona geldikten sonra birkaç ay sonra daha da kötüleştikten sonra yeniden bir ATK'ya sevki söz konusu oldu. ATK Abdülkadir Kuday'ın hapishanede kalamayacağına, hapishane koşullarında kalamayacağına dair bu sefer bir rapor düzenledi. Ancak Abdülkadir Kuday'ın ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olması gerekçe gösterilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdülkadir Kuday'ın tahliyesi gerçekleştirilmedi. Hem ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü hem de toplum güvenliği açısından tehlike oluşturan bir kişi olarak tanımlandı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Daha sonra tarafımızca tekrar bu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına karşı tarafımızca Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu. Bireysel başvuru talebine ek olarak tedbir talebi, tahliye talebinde bulunuldu. Başvurumuzun esasına ilişkin bir karar verilmedi ancak tedbir talebimiz reddedildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmeleri Anayasa Mahkemesi tarafından yerinde görüldü. Hükümlülerine ilişkin özellikle de siyasi mahpuslar söz konusu olunca infaz yasasının 25. maddesine bir sıkışma hali söz konusu oluyor. Şöyle, o maddede deniliyor ki bir ağırlaştırmış müebbet hükümlüsünün infazı ölünceye kadar devam eder. Yani bu mahpus ölünceye kadar hapishaneden çıkması mümkün değil. Yani infaz yasasında böyle bir düzenleme söz konusu. Fakat yani bu düzenleme de hepimizin bildiği gibi Sayın Abdullah Öcalan'ın tutuklanması ve idam yasasında değişikliğe gidilmesi üzerine geliştirilen, onun özelinde geliştirilen bir rejim olup yani ölüm cezasını kaldırdık, yaşam hakkını savunuyoruz şeyi altında aslında bir kişi, yani ağırlaştırmış müebbet hükümlüsü olan bir kişi hapishanede her gün öldürmek gibi, yani ölene kadar hapishanedesin, her gün ölmek gibi değerlendirilebilir bu durumda. Ağır müebbetlere ilişkin ayrımcı, hukuka aykırı düzenlemelerden vazgeçilmesi gerekiyor. Onun dışında hastanede tutulan hasta mahpusların tamamının bir listesinin yapılması, bunlara ilişkin bir çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. Durumu ağır olan hasta mahpusların derhal tahliye edilmesi infaz yasasının 16. maddesi kapsamında gerekmektedir. Hem bu hapishanede bulunan hasta tutsaklara ilişkin sorumluluğu olan yetkililerin hem de tüm kamuoyunun daha duyarlı olması, daha fazla bu konuda bir duyarlılığın oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çağrıda bulunuyoruz.